Biyolojik anlamda mutlu nasıl oluyoruz? Mutsuzluk, üzüntü diye duygular olmasaydı da mutlu olabilir miydik? Mutlu olmak için de mutsuzluğu bilmek gerekir mi? Mutluluk uzaklarda aranarak bulunabilecek bir şey mi? Hayvanlar da mutlu olabilir mi? Mutluluk sadece insana özgü bir şey mi? Hiçbir şeye sahip olmasak bile mutlu bir cinsel hayatla mutlu olabilir miyiz? Hayatın anlamını burada mı aramalıyız? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fazlacığım merhaba. Sinan Canan'la hayatın anlamını aramaya devam ediyoruz. Ama ne üzerimize vazife hocam ki biz hayatın anlamını arıyoruz? Valla ben de onu merak ediyorum. Siz de sar mısınız böyle bir hayatın anlamıdır? Hayat boş, iç iç coş falan gibi bir şey söyleyip de geçebiliriz ama Vallahi böyle ya. yapmıyoruz tabii. Kendimizce sohbet ediyoruz. Ama işte anlam arayan tek varlık. Zürafaların böyle bir YouTube programı çektiğine hiç şahit olmadım. Demek ki bizim görevimiz bu. Bir şey yapabiliyorsak yapmamız lazım yani. Evet YouTube için çok güzel bir içerik. Aynen katılıyorum. Peki konumuz mutluluk. Hepimiz mutlu olmak için yaşıyoruz. E, çıkıp da biri ben mutsuz olmak için yaşıyorum demiyor. Evet sanırım. Başka bir cevap veriyorsa da kökeninde yine mutluluk yatıyor bunun. Dolayısıyla hayatın anlamının mutlu olmak olması çok aslında olası bir cevap gibi bir izlenimim var başlamadan önce. Öyle midir hocam? John Lennon'a sormuşlar efsaneye göre yani. Hocası demiş büyüyünce ne olacaksın? Demiş ben mutlu olacağım. Hocası demiş sen soruyu yanlış anladın demiş. O demiş ki hayatı yanlış anlamışsınız diye. Ve cevabı yapıştırmış John Lennon. Vardır ya öyle <laughs> hikayeler. Şimdi tabii hikayenin aslı değil fazla önemli. Aslında birçok insan açısından ya birçok durum açısından doğru bir anekdot, bizim hepimizin katılacağı bir anekdot. Fakat burada şunu ayırt etmek lazım yani mutluluk kovalanıp yakalanacak bir amaç mı yoksa bir şey yaparken sana eşlik eden bir hal mi? Onu fark ettiğin zaman John Lennon'un cevabı daha manalı oluyor. Zira benim şu anda geldiğim noktaya göre mutluluk bir yan ürün. İnsanın kendi yapısına, benliğine, varlığına uygun bir hayat yaşayabilmesi gelenekteki ifadesiyle fıtratına uygun yaşayabilmesinin sonucunda elde ettiği bir ödül gibi görünüyor bana. Ve e, tabii ki bu bölümde galiba biraz bunu açacağız. Yani e, nedir mutluluk? Niye e, birinin mutlu olduğuyla öbürü olmuyor falan filan gibi konulara bakınca. Tabii isterseniz önce en temelinden girelim. Tabii. Fiziksel anlamda mutluluk ya yani beyinde mesela ne olup bitiyor biz mutluyken? Valla şimdi biz öncelikle mutluluğun neye mutluluk dediğimize bir bakmamız lazım. Temelde bir yanılgı var mutlulukla ilgili. Herkes peşinden koşuyor, bir şeylerden mutluluk bekliyor. Ve her seferinde o beklediğimiz şey neyse onu elde ettiğimizde pek uzun süre mutluluk vermediğini fark ediyoruz. Çünkü mutlulukla ilgili bir kafa karışıklığımız var. Biz mutluluğu iki şey zannediyoruz temelde. Birincisi haz. Mesela kebap yerken mutlu olmayan insan çok az. Hele açsa ve kebap yiyorsa ağzı kulaklarını sorsam çok mutluyum falan der. Fakat en haz aldığımız şeylerde bile ne olursa olsun yani cinsel ilişki dahil olmak üzere her şeyde ortak bir yön var. Biz insan olarak o yediğimiz yemeğin, o işte ilişkinin, o haz veren herhangi bir aktivitenin biteceğini bilen tek varlığız. Yani o aldığımız hazın biteceğini biliyoruz. O yüzden o bize çok haz veriyor ve hemen arkasından da onun bitecek olması bize ciddi bir hüzün veriyor. Oğlumla beraber büyük bir otelin açık büfe lokantasında yemek yiyeceğimiz zaman, Metehan Bey tabağı doldurmuştu böyle oturdu karşıma elinde çatal kaçıp üzgün bir yüz ifadesi var. Ne oldu oğlum dedim. Baba inşallah doymam dedi. Böyle önündeki yemeklere bir dalışı var. Mesela doymak bile aslında azap verici bir düşünce. Çünkü o açlığı gidermek için aldığımız lezzet harika bir şey. Dolayısıyla hazın geçiciliği, hazın bizde mutluluk oluşturmasının önündeki en büyük engel. Mesela sevgilimizle vakit geçirirken ne diyoruz? Keşke bitmese. Niye diyoruz mu? Bitecek çünkü yani her şey bitecek. Ölüm mü sonuçta ölüp gideceğiz ve bütün hazları geride bırakacağız. Oysa haz mutluluk vermiyor. Onu bir kenara koyalım. İkincisi de bir derdi olan insan o derdinden kurtulunca mutlu olacağını düşünüyor. galiba Peyami Safa'nın ya da biri bir rivayete göre Bertrand Russell'ın sözüymüş. Emin değilim kaynağından ama dişi ağrıyan insan dişi ağrımayan herkesi mutlu zanneder diye bir ifade var. Gerçekten de bir yeriniz ağrıdığında ah bir geçse ben ne süper olacağım falan dersiniz. Ağrı geçer iki dakika sonra başka bir şeye kafayı takarsınız. Yani öyle herhangi bir sıkıntıdan kurtulmak bir rahatlama sağlar ama o rahatlamanın arkasından o sürdürülebilir bir ruhsal durum değildir. Sadece rahatlığa geçişin hazzını yaşamış olur. Ben o zaten kadar. şöyle bir şey okudum. Uzvunu kaybeden insanlar üzerinde bir araştırma yapmışlar. Yani normalde korkunç bir şey. Hani insanın depresyona falan girmesi gerekiyor. Başta çok ağır bir depresyona girseler de bundan 1-2 sene sonra Altı uzva sahip oldukları mutluluklarına geri dönüyorlarmış. Piyango kazanan da öyledir. Çok büyük mutluluk yaşar ama 6 ay içerisinde herkes default seviyeye geri döner. Hatta şey piyango kazanan biraz daha depresif olur çünkü para da değilmiş yani. İşte paradır evet, falan hayatına amacıyla gideriz ya hep. Öyle olmadı anlaşılıyor. Netice itibariyle haz değil, acıdan kurtulmak değil. Peki ne? Valla formülünü vereceğim şimdi. Herkes mutlu ne olduğunu bu bölümde öğrenecek yani. Net olarak söylüyorum bunu. Bu konuda da çok fazla şüphem yok. Şimdi hayatınızda sizi en mutlu eden şeyler ya yani mutlu eden şeyler düşün. En mutlu olmasına gerek yok. İri ufaklı ne varsa hayatta mutlu eden. Mesela bugün içerisinde neden mutlu olduk? Bir bakalım. Dün, evvelsi gün, çocukluğumuzda, hayatımız boyunca. Bizi mutlu eden olaylar, ister ilk çocuğumuzun dünyaya gelmesi, ister ne bileyim ilk maaşımızı almamız, ister ne bileyim işte bir karşı cinsten bize beğendiğimiz, birinin bize var. Ne olursa olsun bunların tamamının tek bir ortak noktası vardır. Bütün mutlu edicilerin istisnası yok bunun. Bir beklentimiz vardır ve o beklentimizle o anda karşılaştığımız şey arasında bir örtüşme olur. Bizim bir beklentimiz vardır. Ortamda bir şey olur. Örtüşürse biz mutlu oluruz. Örtüşmediği zaman ise mutsuz oluruz. Şimdi bir herkes bir baksın. Videonun burasını durdursunlar. Herkes bir düşünsün. Bütün mutlu eden anekdotlarını, hatta ileride şöyle olursa mutlu olurum dedikleri her türlü hayallerini de yazsınlar. Hepsinin altında bu var beklentiyle an örtüşüyor ise insan mutlu oluyor yoksa olmuyor. İşte tabi burada ana konu ne? Demek ki mutluluk ya da mutsuzluk senin beklentinle alakalı. Dolayısıyla mesela beklentisi olmayan bir insan ne olur? Mesela benim bu andan hiçbir beklentim yok. Ben buraya geldim. İşte siz buradasınız, her şey güzel. O çay varmış bak, artı bir. Hiç beklentim yoktu, çay süper. Aa işte aa ışık ne güzel, aa ortam ne güzel derken her şey beni mutlu edebilir. Çünkü beklentim yok. Gelenlerin hepsi bonus. Mesela işe yaramayan kötü bir şey mi oldu? Yani istemediğim bir şey mi oldu? Bir kere zaten bir beklentim yoksa onun olması benim için kötü değil, sürprizdir. Bir kere anlamaya çalışırım. Ve ondan kurtulmak için bir şey yapma gücüm daha fazladır. Ama ya illa şu olmasın, şu olmasın diye diye o kötü şeyin başına geldiği anda seni kitlediği çok durum bilirsin mesela. Dolayısıyla anla ilgili beklentisiz bir farkındalık mutluluğun prensibi gibi. Nasıl beklentisiz olabiliriz hocam? Ee, şöyle söyleyeyim, işte daha evvel konuşmuştuk bunu. Mesela şimdi şu anda burada olan şeylerin başka bir türlü olma ihtimali var mı diye bir soru sormuştum. Ee, i̇şte bu bardak farklı renkte olsaydı falan diyoruz değil mi hep? Şu şöyle olmasaydı da böyle olsaydı. Ama şu anda olan her şeyin başka türlü olma ihtimali olmadığına göre şu anda bulunan bir şey niye böyle değil de şöyle diye sormak saçmadır. Temelde mantıksızdır. Ama sadece mantıksız da değildir, mutsuzluğun temelidir. Çünkü şu anda var olan bir şey başka bir türlü olamayacağı için sen onun bir alternatifi olsun diye içinden ısrar edersen beklentilerinle var olan uyuşmamaktadır ve dolayısıyla sen mutsuz olursun. Ama yani diyelim ki ben kupada çay içmek istiyorum, bana ince belli bardakta gelmiş. Ne güzel, bugün de ince belli bardakta içerim. Harika, vardır bir hikmeti falan. Eskiler böyle yapardı ya. Hani vardır bir şeyi. Dediğin zaman bu senin için gayet yumuşak bir deneyim. Hatta çayın tadına hoşlandıysan, tadı hoşuna gittiyse, mutlu edici bir deneyime dönüşebilir. Biz genellikle dünyayı algılarken belleğimizi kullanırız. Deriz ki şimdi şöyle 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 değişkenler var. Şöyle olma ihtimali yüksek. Yani bir sonraki anla ilgili bir tahminde bulunuruz. Yani bir beklentiye gireriz. Ve %99 o beklentiler olanla örtüşmez. Yargısız algılayabilme diye böyle pratiği yapılan bir şey var. Bu mindfulness'ta falan bu çok yapılır. İlk başta insana da anlamsız geliyor. Mesela zihninden bir sürü düşünceler geçiyor. Diyorlar ki onları yargısızca bir izle. Yani iyi kötü deme, niye buraya gitti kafam deme. Dinle, izle, bak. Yani sadece yargısız bir şekilde bakma egzersizi yaptırırlar aslında. Bu böyle çok işe yaramaz bir şey gibi gözüküyor ama birkaç hafta boyunca böyle bir egzersiz, günde 5 dakika olsun yaparsan bir soru sonra mesela trafikte olumsuz bir şey olduğunda daha sakin olabildiğini otomatikman gözlemliyorsun. Çünkü o anı doğrudan yargısız algılama kasların açılıyor, o bakışın genişliyor. Ve devamlı bir an sonrasında beklenti yaratarak yaşadığın yaşam tarzından anda olanı olduğu gibi kabul ettiğin bir tarza doğru dönüşüyorsun aslında. Şimdi kimisi tabiat olarak buna daha uygun, kimisi buna daha çok zorlanıyor ama sonuçta her insanın yapabileceği bir şey. Neticede beklenti, bir zihinsel sorundur. Yani bir psikolojik rahatsızlıktır aslında. Sen Tanrı değilsin ki bir sonraki anı yaratamıyorsun. Niye beklentiye giriyorsun? Şimdi şu anda ne olduğuna bir bak. Ama bir an sonra bir şey olmasını istiyorsan onu yapabiliyor musun, yapamıyor musun? Ona bak. Yani o konuda bir şey yapabiliyor musun? Mesela ben diyebilirim ki Kübra'cığım ben kupada seviyorum. Bunun yerine bana kupada getirebilirsin. Bak bir sonraki an kupada çayım oldu. Mis gibi. Ama Niye çay bardağında geldi, niye kupada gelmedi, niye böyle yapıyorlar? Bana hep böyle yapıyorlar. Başladı mı biliyorsun bir sürü böyle psikiyatrik hasta dolu ortalık. Bunlar yüzünden yaşam çekilmez hale geliyor. Mutsuz insanlarla dolu ortalık. Benim anlayabildiğim kadarıyla temel sıkıntımız bu. Kendimizi anı gözlemleyebilecek bir şekilde eğitebilirsek ki bu bir eğitim gerektiriyor. Default olarak olmuyor yani. insanın buna çalışması lazım o zaman artık mutluluk bir zihin durumuna dönüşüyor. Yani bir zihin hali, sürekli bir şey. İşte en başta dedim ya, fıtratına uygun yaşamak. Şimdi bu hafızanı, beklentilerini düşün, bunlar nereden geliyor? Senin yaşadığın olumlu olumsuz bir sürü deneyimden, sana öğretilmiş, ezberletilmiş inançlardan falan filan. Onlar senin kendinin bir parçası değil, onlar senin biriktirdiğin şeyler. Onları bırakabildiğin zaman saf varoluşunla burada şu anda oh olana şükür yarabbim dediğinde Yırttık abicim, yırttık. Yani teorikte hiçbir sıkıntı yok. Ha Sinan Canan, sen her gün böyle yapabiliyor musun? Hiç zannetmiyorum. Yapsaydım çok daha farklı bir adam olurdum yani. Evet aslında çok ciddi bir zihin eğitimi, bakış açısını değiştirme bir şeyler istiyor. Ya ben bununla uğraşıyorum. Bunun eğitimlerini veriyorum. Kendim kendime eğitmeye çalışıyorum. Bunların hepsini yapıyorum ama bunun bir süreç olduğunu unutmamak lazım. Çünkü etrafımızda böyle yapabilen hemen hemen hiçbir insan yok. Ve biz bunu daha önce görmedik. Kendimizi sıfırdan eğitiyoruz öyle düşünelim. Hı -hı. Tabii evet, ki. Bu eskiden böyle değilmiş hocam, okuduğuma göre. Avrupa dillerinde mutluluğun anlamı, yani mutluluğu ifade eden sözcükler şöyle. Almanca'da gülük, hem mutluluk hem şans anlamına geliyor. İtalyanca ve İspanyolca'da felisida, felisidad, felistae gibi Latince'deki baht, talih kökünden türeyen sözcükler mutluluğu ifade ediyor. İngilizce'deki happiness, Middle English'te hep başa gelen şey şans anlamına geliyor. Fransızca'da bonheur, iyi talih demek oluyor. Yani aslında belli bir zamandan önce insanlar mutluluğu böyle insanın hayatında böyle bir kere zuhur eden, böyle tesadüfen talihine göre karşılaşabildiği geçici bir duygu gibi tanımlıyormuş. Aynısı yok mu burada da? Olanla beklentilerinin örtüşmesi. Evet. Ne şanslıyım. Evet. Yani aslında bu şans dediğimiz şey zihnin hazır olduğu zaman yakaladığı şey. Zihnin her şeye açık olursa, hepsi bir, hepsi haktan diyorsan pentagram gibi. E ne oluyor? Her gelen Allah'tan. Mesela Laf sen çok kolay e işte yaratılanı severiz yaratandan ötürü e Allah kabul etsin. Açık bakayım dışarı öyle mi? Bunu söylemek başka yapabilmek başka. Mesela bizim dilimizde hoşgörü diye bir kavram var. Biz bunu katlanmak olarak anlıyoruz. Halbuki onun karşılığı var tahammül hammallıktan gelen bir kelimedir taşıyabildiğim kadar taşırım demektir o. Ama hoşgörü kötü gözüken bir şeyin hoş tarafını bulup çıkarıp onu görebilmektir yani onun hoşluğunu fark edebilmektir sistem içerisinde neden var olması gerektiğini anlamaktır. Hani derler ya eskiden, oğlum merhamet et Allah bile nefes vermiş falan derler ya böyle yani. İşte yaşıyor işte bırak sana mı kaldı ona bilmem ne yapmak. Ama biz öyle bir varlığız ki her şey her an istediğimiz gibi olsun istiyoruz. Şu soruyu sorayım sadece. Fazıl her şey şu anda senin istediğin gibi olsa, dünyadaki evrendeki her şey senin istediğin gibi olsa ben ne yapacağım? Bunu nasıl çözeceğiz yani? Şimdi hep bana hep bana da 8 milyar adam yaşıyoruz burada. Herkesin isteğinin aynı olması mümkün değil. Dolayısıyla arada bir denge olması lazım. Onu gözetirsek mutluluğu daha kolay buluruz diye düşünüyorum. Evet. Ben de şeye bağlayacaktım zaten. Yani eskiden insanlar bunu bir talih gibi görüyorlarmış ama aydınlanma çağından sonra artık bireysel çabalarla ulaşabileceğimiz bir şey olduğunu anlamış insanlar. Mutluluk. Satılmaya başladı çünkü. Mutluluk satıyor adam sana. Emtia haline gelmezse, bir mal olmazsa nasıl satacaksın onu? Dolayısıyla tabii ki bu anlam kayacak. O zaman mutsuz insanlar çağ dışı düşünüyor diyebilir miyiz hocam? E, mutlu, mutsuz insan işte yazık bir zihinsel problemden e, muzdarip aslında. Yani mesela benim etrafımda çok fazla dini inancı olan insan var şu ya da bu şekilde. Kimisi çok dindar olduğunu iddia ediyor. Kimisi gönülden inandığını ama hani hayatında çok da şey yapamadığını falan söylüyor ama ya bunların hemen hemen hiçbirinde Allah'ın her bir anda verdiğini olduğu gibi kabul edebilen kimseyi görmedim. Yani... Bana zındık mındık diyen adam bile videolar çeken tipler var bana böyle. O da beni olduğum gibi kabul edemiyor. Yani Allah beni böyle vermiş o da onu kabul edemiyor mesela. Dolayısıyla yani burada temeldeki zihinsel hastalığı anladığımızda o öbür hastayı düzeltmek yerine kendimizdeki hastalığı düzelterek başlarsak iyi olur yani. Aynı şey bizde de var. Dolayısıyla önce kabullenmek lazım. Bu böyle. Yani burası böyle. Bunun başka türlü olma ihtimali yok. Buradan mutluluğa yürüyebiliriz. Peki hocam sizin hayatınızdaki en mutlu anınız ya da anlarınız nelerdi? Valla en en mi? Eni bilemeyeceğim de mesela tabii 3 tane çocuğum olduğu için o üçünün de her anları ama özellikle doğum anları tabii ki çok önemli. Üçünde doğumunda ben vardım. Onların hepsini kameraya falan çektim böyle sorumlu baba olarak. Ama mesela öyle bir an ki o, onu da anlatmak isterim kayıtlara geçsin. Lütfen. Ee, anneleri Sezeryan'la doğum yapmıştı üçünde de maalesef öyle oldu çeşitli nedenlerle. Ben sürekli bütün operasyonu kameraya çekiyorum tabii. Böyle çok heyecanlı babayım geldi geliyor falan. Yalnız üçünde de aynı sorun oldu çekimde. Tam rahim duvarı açılıp bebek çıktığı anda ben bebeğe bakacağım diye kamerayla yeri çekiyorum. Böyle üçünde de aynı şey. Çıkışları gözükmüyor <laughs> hiçbirinin. O heyecanı hiç yenemedim. Yani o kadar muhteşem bir şey ki tıp fakültesinde asistanım defaatle doğum görmüşüm. Yani bu işin dersini anlatıyorum falan ama o andaki e, durumu tarif etmek çok zor. Çünkü bir şey bekliyorsun. Bak andan bir beklentin var. Allah sana bin katını veriyor. Öyle bir şey düşün orada. Yani beklentinin bin katı. Ya. Yani sen bir kuruş bekliyorsun milyon dolar gömüyorlar sana. Ve o sevinç tarif edilmez bir şey. Mesela bu tarz mutluluklar. İşte hayatımın geri kalan kısımlarında mesela üniversiteye girdikten sonra asistan olarak. Bana ilk maaş verildiğinde çok tuhaf oldum. Hatta böyle bir Sevinçle keder arası bir durum oldu yani bu helal mi acaba, yesek mi bu parayı? Çünkü ben hobi mi yapıyorum falan böyle her gün okuma falan bir de üstüne para ödüyorlar gibi. O zaman mesela çok sevinip ilk gün bütün maaşı gömmüştüm yani bir yerlere onu hatırlıyorum. Mesela ya da ilk sunum yaptığım, ilk bir sunumda başarıyla zor bir konuyu anlattığım zaman 2000, 2007 yılında galiba Başkent Üniversitesi'nde bir kaos semineri vermiştim. O gün anlatabildiğimi görünce mesela çok mutluyum. Gene bir şey bekliyordum. Bin şey geldi. Çok çok hoşuma gitti. Bunlar beni en çok mutlu eden şeyler galiba. Peki biyolojik anlamda mutlu nasıl oluyoruz? Hormonlar mı devrede? Ha. Ne çalışıyor? Aslında şöyle diyeyim. Biz şimdi genellikle bunu işte hormonunu, nörotransmitterini, nöronunu anlatınca tabii otomatikman akla şöyle bir soru geliyor. Yani ben bu maddeleri alsam böyle olur muyum falan gibi ki işte bağımlılık yapan bütün uyarıcı, uyuşturucu tamam, falan ne varsa. Tamam bunu soracaktım. İlaçlarla neden bu olamaz? Onlar onu taklit etmeye çalışıyor. Ama oradaki sorun şu. Biz genellikle beyinde olan biten şeyleri işin sebebi olarak görüyoruz ama kolumuzu kaldırıp mesela şuradan şu bardağı almamız ne kadar sebep ise beynimizdeki kimyasallar da o kadar sebep. Bu bir sonuç. Şu kolun hareketi, bu bardağın tutulması falan. Bunlar hep beyinde olan bir şeylerin sonucu olduğunu biliyoruz bu kol hareketinin beynimizdeki o kimyasal değişiklikler de aslında nerede olduğunu bilmediğimiz bir zihinsel aparatın işleyişlerinin bir sonucu. Yani aslında beyin o içsel işte tabiri caizse ruhsal tecrübeyi bazı kimyasallarla işaretliyor. Böyle baktığında işte giden bir arabanın işte benzin hortumlarından giden benzin ya da egzozundan çıkan gaz gibidir o malzemeler. Dolayısıyla bunlar çok sebep olarak düşünmemek lazım ama ne oluyor? Birincisi Bizi mutlu eden her anda, yani beklentilerimizle durumun uyuştuğu her koşulda beynimizden pıf diye bir dopamin salgısı oluyor. Özellikle ön beyne doğru. Bu ön beyne salgılanan dopaminin anlamı şudur. Şu anda yaptığımız şey çok güzel, en kısa zamanda bir daha yapalım. Yani hadi gene yapalım. Bu aynı zamanda motivasyon devresinin bir parçasıdır ve bizi mutlu eden şeyler daha çok o şeyi yapmamız yönünde beynimizde işaretlenir. Bir başkası özellikle mutluluk dozu yüksek deneyimlerde. Endorfinler dediğimiz bir grup madde salgılanıyor. Endorfinin ismi zaten morfine çok benziyor dikkat edersen. Endo iç, orfin morfinin orfini öyle düşün. İçeriden salgılanan morfin bu. Kendi morfinimiz. Ağrı kesici ve teskin edici bir etki yapıyor mesela. Dolayısıyla böyle "Allah'ım sabahlar olmasın" falan oluyorsun böyle özellikle çok mutlu olduğun anlarda. Bir başkası mesela özellikle sosyal bir mutluluk yaşıyorsan bu daha belirgin. Oksitosin dediğimiz teskin edici ve iyileştirici bir hormon var. Bu hem bizi sakinleştiriyor hem de etraftaki insanlarla daha kolay birlik olmamızı, daha çok bağlanmamızı ve kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Ee, yine özellikle fiziksel aktiviteyle birlikte hissedilen mutluluk, mesela spor yaparken, halay çekerken, kasap havası oynarken falan filan. Bunların yanı sıra bir de anandamit diye bir madde salgılanıyor. Şimdi Anandamit sözcüğü sanskritçe ananda diye bir kelimeden geliyor. Bu ananda da kutsanmışlık hissi, vejd hali diyebileceğimiz bir kelimenin doğrudan transferi. İnsanda gerçekten vejd benzeri bir his oluşturuyor. Bizim dilimizde buna işte hayret ve haşyet de denir. Haşyet böyle tüyleri diken diken eden bir hayret hali falan diye adlandırılır genellikle. Mesela bu galiba bu anandamit denen kimyasal madde üzerinden yürütülen bir etkiymiş gibi gözüküyor. Bu maddelere mutluluk kokteyli deniyor. Bu arada serotonin de artıyor. Serotonin de oh iyi ki yaptık ya Rabbi şükür hayat yaşamaya değer algısı oluşturan bir hormon. Bütün bu kokteyli koy hepsini bir araya bunlara zaten mutluluk kokteyli deniyor. Peki. Alkol alınca da bunlar artıyor. Uyuşturucu kullanınca da bunlar artıyor. O zaman niye beklenti meklenti uğraşalım? Çakalım geçsin gitsin. Bu kimyasal maddelerin hepsinin ortak özelliği şu. Bu devreleri orantısız ve psikolojik yani ruhsal bileşenleri olmadan uyardığı için uyarım ortadan kalktığında müthiş bir çökkünlük yaratıyor. Bu maddelerin hepsi o kadar hızlı geri çekiliyorlar ki gel git de böyle bir anda işte çekilen denizin bir sürü çerçöp bırakması gibi arkada çok yıkık bir ruh hali bırakıyorlar ve o yüzden o ruh halini devamlı yaşamak üzere beyin bu tip maddelere hızla bağımlı hale geliyor. Bağımlı oluşturan şey de devamlı o ruh halini bu maddeler aracılığıyla o yüksek seviyede tutabilme telaşı. E, o hali halbuki oluşturacak, mesela işte akış diye bir deneyim var. Belki başka bir bölümde konuşuruz. İnsanın en mutlu olduğu deneyimdir o. Usta olduğu, iyi olduğu bir şeyde e, belli bir yeni bir zorluk derecesinde bir görevi yerine getirmeye kalktığı zaman girdiği bir zihin haldir. Profesyonel sporcularda, sanatçılarda. İşte farklı meslek. Mesela ben de konuşurken oluyor. Böyle akışa geçiyorum ne olduğunu unutuyorum falan. İşte the zone denen, kuşak denen bir zihin hali o. Oraya girdiğinde bu maddeden hepsi tavan yapıyor zaten. Ve rahmetli işte Macar e, psikolog Mihail Csikszentmihalyi Mihail Akış diye bir kitabı var. Onu da öneririm merkeze Mutluluğun Bilimi. Akış diye başlı olan bir kitap. Orada diyor ki batıda birçok insan akış deneyiminin yarattığı bu ruh halini işte dışarıdan maddelerle yalancıktan Uyaracağım diye kendini öldürmekle meşgul diyor. Yani insanların en büyük ölüm sebebi bugün bu akış deneyimini taklit etmeye çalışmak. Halbuki bunun için hiç bu maddelere ihtiyaç yok yani. Bizde de video yaparken oluyor hocam. Tabii tabii işte iyi yaptığın bir şeye kaptır gitsin saatleri nasıl geçtiğini hatırlamazsın. Hatta WhatsApp grubumuzun adı da Sapiyan akış. <laughs> Aynen öyle. Mesela insan için mutluluk bu arada yaratmakla çok alakalı. Hı hı. Yani ortaya bir şey koymak, yani ana bir şey katmak diyelim ona kendinden. Bir e sanatçıyı düşünsen ortaya bir eser koyarken beklentisi nedir? O eserin vücut bulması. Ve anda beklentisiyle örtüşecek çeken büyük şey o eserin vücuda gelmesidir. Dolayısıyla bundan daha mutlu edici bir şey olamaz yani. O zaman şunu anlıyoruz, mutluluğun birçok farklı türü var. Fiziksel olarak da var, ruhsal uyaran olarak da var. Veçeleri var diyelim ya da göstergeleri var. Ama mutluluk bunlardan daha büyük bir şey. Anladım. Ve anlık olarak değişebiliyor bu duygular. Bu da zaten mutluluğun hayatımızdaki anlamını çok etkileyen bir özellik. Aynen. Anlık olması. Tabii Kalıcı bir şey olmaması anlamını çok değiştiriyor i̇şte, Mesela mutluluğu eğer hazları elde etme yolunda görürsek biz, onlarda mutluluk beslersek, daha evvel konuşmuştuk, arzularımızın sınırı yok mesela. Her arzuyu elde edince o arzuyu elde etmenin getirdiği açlık bir başka arzuya bizi yönlendiriyor. Ve bu da devamlı mutluluk arayışında kendimizi perişan etmeye götürüyor bizi aslında. Bizi yıkıcı bir unsur bu. Arzular bizi sonsuzluğa doğru çeker, sonsuz olmaya iter. Halbuki ömür sonlu, beden sonlu, her şey sınırlı. Dolayısıyla ona varamayacağım için bu mutluluk arayışı tüketicidir ama hiçbir şey olmazken mutlu olabildiğini düşün. Hiçbir şey olma. Mesela zihinsel halin e, iyi olması durumuna biz işte böyle zihinsel barış hali diyoruz. Bu bir mutluluk hali. Bedenin iyi olmasına sağlık hali diyoruz mesela. Bu bir mutluluk hali. Mesela duygusal sistemin sakin olmasına böyle saadet hali diyelim. O da bir mutluluk hali. Bunlara bakarsan oturduğun yerde olabiliyor bu. Mesela şükür hali dediğimiz şey aslında mutluluk hali. Şimdi birçok insan dönüp de içine bakmaya vakit bulamadığı için arkadaş nefes alıyorsun, kalp atıyor, 5 litre kan her dakika vücudu geziyor. Bu kadar işlev oluyor, ağzımdan laf çıkıyor, gözüm görüyor, kulağım duyuyor. Şimdi bunlara baktığın zaman anda ne beklentilerin karşılanıyor sen farkında değilsin. Ve ana döndüğün zaman kendine mutlu olmak çok kolay bir şey aslında. Fakat biz dışarıda arayınca bunların hiçbirini göremeyebiliyoruz maalesef. Sonra büyükler ne diyor? Şükürsüz evladım bunlar. Hep şükürsüzlükten oluyor. Doğru söylüyorlar. Peki mutsuzluk, üzüntü diye duygular olmasaydı da mutlu olabilir miydik? Ve öyleyse mutlu olmak için de mutsuzluğu bilmek gerekir mi? Güzel. Olamazdık çünkü her şey zıttıyla kaim. Bir şeyi biz göreceli bir zihne sahibiz. Hep bir şeyleri diğer şeyler cinsinden tanıyoruz. Dolayısıyla inişlerimiz olacak ki çıkış, çıkışlarımızın kıymeti olsun ya da çıkışın kıymetini bilmek için inişi bilmek lazım. Dolayısıyla bu yaşamın kendisi zaten şöyle yani anlamakta çok zorlandığımız bir şey var. Hep böyle görüyoruz da o kalp grafikleri vık 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 sürekli hareket edip duruyor. Ne zaman düz? Öldüğümüz zaman. Dolayısıyla o kalp grafisindeki, kalpteki elektrik aktivitenin devamlı değişmesi canlılığın bir işareti. E, duygusal durumumuz da böyle. Belli bir dalgalanma içermeli. Canlı olduğumuzun göstergesi budur. Mesela bir, bir, büyüğümüz işte bir yaralanmıştı bir kazada. Nasılsın diye sorduk. Çok şükür canım acayip acıyor. Hayatta olduğumu hissediyorum diyordu yani. Böyle acıdığı için hayattayım yani. Acımasa düşünsene gittik demektir. Dolayısıyla onun için bir şükür vesilesi oldu. Yani bu o meseleye nasıl baktığınla alakalı bir şey. mesela işte ben de bir motosiklet kazası yaşamıştım. Orada da benzer bir deneyimi kendimce yaşamaya çalıştım. Hakikaten çok işe yarıyor. Ağrın geçiyor bir kere. Evet, evet. Ben de boks yapıyordum hocam. Hı -hı. Sıkı bir yumruk yiyince hayatta olduğunuzu anlıyorsunuz. Aynen öyle. Oo, daha buradayız Allah'a şükür falan. Yani hayatın inişli çıkışlı bir hikaye olduğunu unutmamak lazım. Evdeki termostat bile sıcaklığı sabit tutmak için eğer ölçecek olursanız biraz soğur, biraz ısınır. Biraz soğur, biraz ısınır. Termostatı kapa, ısı sürekli düşer. Bu ölüm hali. Düz çizer ama çalışıyorsa soğuyunca ısıtır, ısınınca soğutur. Belli bir derecede tutar. Dolayısıyla sabit tutabilme, hayatı idame ettirebilme bilyesi dalgalı bir davranış gerektirir ve bizim vücudumuzda her şeyin dalgalı olması da bu sebepten. Beyinde dalga var, kalpte dalga var, kasta dalga var. Her şeyimiz dalga dalga yani. Ben bir makale okudum National Library of Medicine'da. Evet. Araştırmaya göre anı yaşamak mutluluk getirmiyormuş. Daha çok disiplin düzen ve kontrol mutluluk getiriyormuş. Yani self kontrolü yüksek deneklerin mutlulukları ve hayat memnuniyetleri kontrolsüz olanlara göre çok daha yüksek çıkmış. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? %100 katılırım. Birincisi yani mutluluk öyle oturduğumuz yerde gelmiyor. Biraz önce konuştuk bir bakış açısıyla ilgili bir şey. Hayatına düzen verebilen, belli bir amaç doğrultusunda hayatını organize edebilen, hazlarını makul nedenlerle erteleyip amaçlara doğru ilerleyebilen insanlar, aşikar ki ana yön verebilen insanlar ve önündeki anları kendine göre organize edebildiğin için o anlardan ne beklediğini biliyorsun ve beklediğini sana verdiği için de elbette ki mutluluk düzeyin çok yüksek oluyor. Fakat disorganize olursan yani hayatını böyle gelişine yaşarsan e o durumda beklentilerini de bırakamayacağına göre hayatın rastgele sana sana uygun bir beklenti sunabilmesi çok makul gözükmüyor. Dolayısıyla dağınıkta her, dağınıklıkta her zaman hayır yok. Hayatta belli program ve rutin ritüellerin olması çok önemli. Ama onun içerisinde her şeyin ritmik, yeknesak ve mesai vari olduğu bir hayatında çok hızlı mutsuz ettiğini hatırlayalım. Bu bahsedilen insanlarda ölçülemeyen parametre şudur. Mesela her sabah yatağını toplar, işte günlük şeyi bellidir, yapıp edecekleri programı falan filan. Ve bu insanlar organizedirler. Ama organize ettikleri hayatın içerisinde mesela düşünsel olarak yahut fiziksel olarak yahut ruhsal, duygusal, sanatsal olarak Yaratımsal patlamalar yaşarlar, bir şeyler yaparlar yani. Adam basket oyuncusudur, bugün üç basket daha fazladır, iki yeni hareket öğrenir ve o onda bir seviye atlamasına bir yaratım tatminine sebep olur. Dolayısıyla bunların hepsini beraber düşünmek lazım. Yoksa düzen, tertip, mutlu etseydi askerlerden mutlu kimse olmazdı yani. O iş pek öyle değil. Doğru. Şimdi kimimiz mutluluğu böyle başka yerlerde arıyoruz. Diğer olarak başka, hani kime sorsak mesela metropol yaşamından çok mutsuz olan insanlar. İşte Ege'de bir köye taşınsam ya da işte dünyayı geçsem çok mutlu olacaklarını söylüyorlar. Mutluluk uzaklarda aranarak bulunabilecek bir şey mi yoksa uzak diyarlarda kendimize daha çok yakınlaştığımız için mi böyle düşünüyoruz? Kesinlikle öyle değil. Ya yani uzak diyarlarda falan filan öyle bir şey yok. Bizim meşhur bir e, siyah yumurta hikayesi var. İstersen onu burada anlatayım tam yeri. Tabi. Daha evvel değişik mahfillerde anlatmıştım ama duymayanlar vardır. Karganın bir tanesi ağaca yuva yapmış ve yumurtluyor normal kargalar gibi ama bütün kargalar beyaz yumurtlarken bu siyah yumurtluyor. Çok bozuluyor bu işe. Diğer kargalardan bazıları da dalga geçiyor. Ne lan öyle simsiyah yumurta mı olur falan diye. Kafaya takıyor, düşünüyor, taşınıyor, diyet yapıyor bilmem ne. Yok değişmiyor. Sürekli siyah siyah. En sonunda yaptığı araştırmalar sonucunda şöyle bir neticeye varıyor bir nehir var önünde. Nehrin karşısında da bir ağaç var. Diyor ki o ağaca gidersem, oraya yuva yapıp yumurtlarsam kesin beyaz yumurtlarım ben diyor. Bu ağaçta diyor problem var. da kafayı takıyor. Karşıdaki ağaca uçacak, beyaz yumurtlayacak ama nehir çok büyük tırsıyor. Yani uçup da düşersem nehirde boğulurum diye. Sonra bir gün bir fırtına çıkıyor, bir fırsat oluyor. Rüzgarı arkasına alıyor bu. Bir kanat çırpıyor, kat diye karşıki ağaca varıyor. Yapıyor yuvasını. Zaman gelince kılıp küt bir yumurtluyor, gene siyah. Başlıyor bağırıp çağırmaya, buralara geldik gene siyah yumurtluyoruz falan. Üst dallarda da o ağacın bilge kargası varmış. Böyle bakıyor aşağı diyor ki karga kardeş diyor boşuna yorulma. Bu sen de olursa sen her yerde siyah yumurtlayacaksın diye. Ona unutamayacağı ders veriyor şimdi mesela. Bizim durumumuz genelde böyledir. Şu anki halimizle mutlu olmayı beceremediğimizde bir şeyin garantisi var. Aynı adam, aynı kişi başka bir yere gittiğinde gene mutlu olmayacak. Çünkü mutluluk hali hayatınla ne yaptığına dair bir şey. Nerede sana ne yapıldığıyla ilgili bir şey değil. Eğer ki bir zindanda günde üç öğün kırbaç yemiyorsan mesela, böyle bir işkence altında değilsen ki bu marjinal durumda bile mutlu olabilenler var. Şeyin Viktor Frankl'ın insanın Anlam Arayışı kitabında okuyabilirsiniz. Nazi kamplarında bir grup insanın nasıl olup da hayata tutunabildiğini bu anlam arayışı dediğimiz meselede anlatıp onların mutluluğun sırrını çözmeye çalışıyor. Orada bile çalışan bir sistem. Mutluluk büyük oranda umutla ilgili bir şey geleceğe dair bir şeylerin daha iyi olabileceğini ama en önemlisi senin yani kişi olarak benim bu iyi olmada katkım olabileceğine, bir ajan olarak bunda rol alabileceğime inanıyorsam, her adımımı daha bir umutla atabiliyorsam o zaman mutlu olma şansım yüksek oluyor. Ama Danimarka'ya gitsem süper olurdum ben de Türkiye'de benden bir cacık olmaz diyorsan bu şu demektir. Ben beş kuruş etmem, bulunduğum yerde hiçbir şeyi değiştiremem, etkisiz bir varlığım ancak etkili varlıkların arasında ben bir şeye yararım gibi arızalı bir zihinsel programdır bu çoğu durumda. Bu arada şu anda aşağı yazılmakta olan yorumları görüyorum. Bu biraz yani tepki alabilir. Biraz değil bayağı tepki alacak çünkü bu insanları sinirlendiriyor. Çünkü şuna çok alışmışız mesela içinde bulunduğumuz durumu kötüleyerek yani şikayet ederek kendimizi temize çıkarmak etraftaki çok kişiden gördüğümüz otomatik bir savunma mekanizması olduğu için bunu çok doğru bir şey zannediyoruz. Halbuki her ettiğimiz şikayet bizi sakatlıyor farkında değiliz. Şikayet sorumluluğu dışarı atmaktır. Kendi sorumluluğunu almamaktır. Çocukça bir istektir şikayet. Yani ne dedik biraz önce? Bu anda bu oluyor ama bana ne bana ne ben onu istemiyorum. Bu niye böyle oluyor? Öyle olmasın şöyle olsun. Bu çocukça bir istektir düşük bir zeka düzeyine ait bir ifadedir. Dolayısıyla buradan çıkıp erişkin, yetkin bir insan olarak hayatının sorumluluğunu eline alan herkes, ister burada, ister İzlanda'da, ister Zanzibar'da olsun hiç fark etmez, hayatını daha iyi yapacak bir yol illaki bulur. Hayatı daha iyi yapmanın piyango kazanarak, bilmem ne ülkesinde vatandaşlık alarak, falanca işte bonusa sahip olarak olacağını düşünüyorsanız hayat hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Hayat sürekli dokunan bir halı gibidir. Devamlı dokunması gereken bir şeydir. Bugün bir şey yapmayan yarın hiçbir şey yapamaz. Onu da hemen söyleyeyim. Binlerce kişisel gözlem, on binlerce sayfa kitap, yüzlerce biyografinin hepsinin gösterdiği tek gerçek budur. Biz yapıyorsak olur. Yoksa hiçbir yer, hiçbir koşul bize mutluluk ya da umut sağlayamaz. Mümkün değil. Şöyle bir hikaye var. Tanrılar mutluluğu saklamak istemiş. Biri demiş ki yıldızlara saklayalım, biri demiş ki denize, öbürü demiş ki işte başka bir şey. Sıralamışlar önerilerini. Sonunda şöyle demiş bir tanesi. Hiçbiri olmaz. İnsanoğlu hepsini bulur. Biz en iyisi mutluluğu içine saklayalım. Çünkü Süper. orada bulamazsın. Bak hakikaten yani tanrılar olsaydı gerçekten böyle zekice bir şey yaparlardı. Gerçekten insanın en son baktığı yer içidir yani. Dışarı, göz dışarı bakıyor ya, problem o. Devamlı dışarıya araştırıyoruz ve gerçekten de hani Cem Yılmazlaşmak istemiyorum ama içinizde yani. <gülüyor> <gülüyor> mutluluk içinizde. KDV'si dahil. Hayvanlar da mutlu olabilir mi? Yoksa bildiğimiz anlamda mutluluk sadece insana özgü bir şey mi? Nefis bir soru. Biraz önceki tarifi alalım. Andan bir beklentim var ve beklentiler için mutlu oluyorsun. Su aygırının nasıl bir beklentisi olabilir acaba? Suayganın bir beklentisi olmadığı için anda gelen her şey onun için kabul. Mutluluğa benzer muhtemelen bir duygulanım yaşıyor. Mesela eş bulduğunda, yemek bulduğunda, sığınak bulduğunda, tazesi bulduğunda, işte susuzken su bulduğunda falan. Muhtemelen bir içinde bir sevinç yaşıyor ama mutluluk tarzı bir bilinçli algıya sahip olması için gereken beyin kısmı da onda olmadığı için ki bu bizim üst korteks ve ön beyin. O da olmadığı için hayvan an be an yaşayıp hayatının gereklerini yerine getirerek muhtemelen her bir anında da şükrederek takılıp gidiyor. Onun mutlu olup olmamak gibi bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Ve ben bu veçeden bakınca mesela bizim gelenekte şey vardır. yerde gökte ne varsa işte bütün canlılar onu tespih ederler diye bir ifade vardır mesela. Ben yıllarca bunlar tespih mi çekiyor diye çok merak ettim ben ne yapıyorlar falan. Sonra biyoloji öğrenince bu gözlükle baktığında bunun bir telmiğini şöyle yakalıyorsun. Hepsi nasıl olması gerekiyorlar öyle yaşıyorlar. Bir tek insan ne olduğunu unutan tek varlık. Sadece biz. Onun dışında ne olduğunu unutan kimse yok. Herkes olması gerektiği gibi. Kuraklık da olsa şikayet yok. Kıtlık da olsa şikayet yok. Bolluk da olsa şımarma yok. Takılıyorlar öyle. Aslanın stok yaptığını gördün mü? Bu sene ceylanı ya ama geçen sene kıttı. Ben önümüzdeki sene için 40 ceylan biriktireyim şuraya. Dipfriz icat edeyim falan. Öyle bir şey yok. Onlar olanla idare ediyorlar. Bir derviş hikayesi vardır çok severim. Bir yabancı bir ülkeye gidiyor bir derviş. Oradaki dervişlerle buluşuyor yolda işte. işte. Selamlaşıyorlar falan filan. Diyor ki ne yaparsınız burada diye soruyor. Erenler diyor. Nasıl geçer zaman? Bunlar diyorlar ki işte biz de bulursak şükrederiz, bulamazsak sabrederiz diyor. Aha diyor ne güzel bizim oradaki sokak köpekleri de bunu yapıyor falan diyor. Tabii bunlar şaşırırlar. Nasıl yani? Siz ne yapıyorsunuz peki diyor. Biz diyor bulursak şükrederiz, bulamazsak hamd ederiz. Şimdi bu ikisi arasında bir fark var. Yani hamd etmek demek vereni yani rızkı vereni her şeyden, tenzih etmek, onu bütün kusurlarından uzak, uzak tutmak ve yokluğu bile onun tenzihine yani onun kusursuzluğuna bir işaret olarak görebilme meselesi. Şimdi burada tabii pek nazik olmayan bir şekilde dikkat çektiği konu algı seviyeleri var. Derviş de olsan sabretmek ya e, kedinin de yaptığı iş, köpeğin de yaptığı iş. Ama insan olarak bir üstü ha bulamadıysam demek ki bana verilen görevde bir şey yanlış yaptım deyip kendini düzeltmeye çalışmak. Onu tenzih etmek bir şey yapmak demek. İşte ah bu hikayeleri anlayacak zihin olgunluğumuz olaydı. Ee, burası çok daha güzel bir yer olurdu. En azından böyle garip binalar yapmaz, kendimizi böyle trafiğe sıkıştırmazdık. Şimdi mutlu olmak için herkesin farklı yolları olabilir ama birçoğumuz da tam tersine yapamayacağımız ve sahip olamayacağımız şeylerin eksikliğiyle mutsuz oluyoruz. Sahip olamadıklarımızla mutsuz olurken mutluluğu kaçırıyor olabilir miyiz? Yoksa bu önerme bir kişisel gelişim saçmalığı mı? Hiç de saçmalık değil. Mutsuzluğumuzun, Muhtemelen tek nedeni. Yani şu andaki modern dünyadaki mutsuzluğun tek nedeni. Yıllarca mesela lisede, üniversitede aynaya baktım. Keşke kulaklarım şöyle olmasa, kulaklarım böyle olsa, kulaklar, kulaklar, kulaklar. Devamlı kulaklarıma bakıyorum. Sonra, yıllar sonra fark ettim ki benim çok fazla kız arkadaşım var mesela. Başka çocuklar gelip işte şu kızla bizi tanıştırsana falan diyorlar. Bunun sebebi hikmeti hiç merak etmemiştim. Büyük kulaklar kızlara sevimli geliyormuş. Böyle kepçe kulakları seviyorlarmış yani. <laughs> Birkaç faktör daha vardı. Çene çalışıyor falan filan ama mesela büyük kulağın bir avantajı olabileceğini ancak bana dayatılan standartları bir süre kenara bırakıp yani ne bileyim işte yapışık kulaklı, dörtgen çeneli, üçgen falan filan bir tip olmam olmaz zorunluluğuna dair inancımı biraz kenara bırakınca rahatladığımı hatırlıyorum mesela. Şimdi bu benimki biraz gerçi hani uç bir örnek gibi görünüyor ama hiç değil. Her gün hayatımızda bizi mutsuz eden her şey bununla alakalı. İstanbul trafiğinden mutsuz oluyorsan taşınacaksın abi. Mesela İstanbul trafiğine kızıp İstanbul'da yaşamak bir saçmalıktır. Yani ya da bir şekilde o işten ayrılacaksın, evinin yakınında tezgah açıp limon satacaksın ya da ne yapacaksın ama her gün içinde olduğun ve kendi seçimlerinde kendini içinde bulundurduğun bir soruna dair şikayet edip sancılanmak bize öğretilen, ezberletilen bir şeyleri tekrar etmekten ibaret. Yahut işte efendim şu kadar gelire sahip olursam ancak mutlu olurum. Bu bir ezber. En azından bir araştırmaları oku kardeşim. Zenginlik mutluluk veriyor mu bakalım? Bir bak. Yani araştırmalar pek böyle söylemiyor açıkçası. Belli bir seviyeye kadar var ama ondan sonrasında çok fazla yok. Ya da işte tipim şöyle olsa, cinsiyetim böyle olsa, bilmem neyim böyle olsa ben süper olurdum. Şimdi bu ezberlerin tamamı bize bir şeyler satmak için dağıtılan altyapılar. Biz de bunları bayıla bayıla alıyoruz. çünkü etrafımızda çok var bunları kullanan. Ve o arzularımız, o karşılanmayacak heveslerimiz peşinde. İşte neyin peşinden gidersek, neyi satın alırsak bir tık mutlu olacağız diye bunu yapıyoruz. Tık tık hiçbir şekilde mutlu olmuyoruz. Tık yok yani. Dolayısıyla hayatımız boşu boşuna harcanmış para ve zamanlar ve girilen bol bol depresyonlarla geçip gidiyor. Kendin de anın bir parçası olarak kabul edebilirsen her şeyinle. Valla ben uzun süredir kendimi bayağı yakışıklı buluyorum yani. O kadar. Öylesiniz hocam. Eyvallah. Bunu söylemen için söylemiştim zaten. <laughs> Şimdi mutlulukla özdeşleştirdiğimiz birkaç kavram var özellikle. Seks de bunların başında geliyor. Bir sürü insan ne yaparsa yapsın herkes hani böyle bir değiş vardır ya işin ucu hep oraya bağlanıyor, cinselliğe bağlanıyor diye. Dolayısıyla hiçbir şeye sahip olmasak bile mutlu bir cinsel hayatla mutlu olabilir miyiz? Hayatımıza da anlam katabilir miyiz böylece? Valla hiç zannetmiyorum. Yani çünkü bu çok komplike bir konu aslında. Mesela cinsellik sadece bir kere tek başına olan bir şey değil. Yani illa en az birisi olması lazım. O birisiyle birlikte yaşanan çok aralıklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani 7 gün 24 saat olan bir şey değil. Bu arada cinsel ilişkiyi ya da cinsel olarak kabul görmeyi alalım. Yani bir insanın senin cinsel olarak çekici bulması ve onunla birliktelik yaşama. Şimdi bu mutluluk verilmiş gibi gözüküyor. Çünkü bir konu aşırı tab tabulaştırılmış. Yani bize böyle çok çoğu zaman imkansız geliyor. Çok pornografikleştirilmiş yani karikatürize edilmiş ve gerçek hayatta hani bir rutinde yaşamadıkça da insana çok böyle sıra dışı, anormal, absürt gelen bir şey. Özellikle gençlik döneminde kafa sürekli bununla meşgul ya. Bu bir olsa hemen her şey hallolacakmış gibi geliyor. Halbuki cinsellik dediğimiz şey temelde yemek içmekten farklı bir aktivite değil. Tamam, yemek kadar olmasa da ondan biraz zevkli olsa da ama o tip bir aktivitelerden bir tanesi. Bunu aşırı anlam yüklemelerle ve senin kendi kişisel tecrübelerinden çok bağımsız ezberletilmiş bazı imajlara bürüyünce bu mesele gereğinden çok daha büyük hale dönüşüyor. Bu anlaşılır bir şey. Daha önce konuşmuştuk. Cinsellik bütün canlılarda olduğu gibi insanda da en önemli dürtülerden bir tanesi olduğu için çünkü üremek en önemli görevimizdir biyolojik olarak. Bunun hızla kontrol altına alınması için kurallar, tabular, yasaklar, bir takım kaideler oluşturulması çok anlaşılır bir şeydir. Ve binlerce yıldır biz insanlar olarak bütün derdimiz bunu zaptu raptu altına almak. Zaten büyük savaşların çoğu da hemen hemen neredeyse bu nedenle çıkıyor. Dolayısıyla bu bagaj, bu baraj, bu zorluk anlaşılabilir bir şey. Yani bu bize çok büyük bir şeymiş gibi gösteriliyor. Halbuki öyle bir şey değil. Ve birçok insan mesela mutlu bir cinsel yaşamla birisine bağlı olduğu zaman hayatında birçok şeyi de zaten mutlu olacağı bir şekilde organize edebildiği için bunu yaşıyordur. Yani tek başına öyle bir aktivite insanı mutlu etmez. Etseydi mesela mastürbasyon dünyanın en mutluluk verici şeyi olurdu. Çünkü neticede tek taraflı da olsa cinsel isteği kısmen tatmin eden bir uygulama. Ve biz ne arıyoruz orada? Bir kişiyle bir ortamı, bir hayatı paylaşmak bir e, özel bir paylaşım yapmak ve bunun etrafına bir hayat örmek aslında. insanın biraz cinsellikle alakalı durum budur. İşte one night standların meşhur edilmeye çalışıldığı dönemlerde yaşayan varsa bilir. Bunun kimseye mutluluk verdiği görülmemiştir yani. Gençken işte skor sayarak arkadaşların arasında belki iki muhabbeti parlatmana yarayabilir. Ama neticede ruhunda oluşturacağı açlığı seneler içinde yaşamış olanlara sorabilirsiniz. O konu diğer bütün meseleler gibi zevkine yapıldıkça bizi yozlaştıran bir şeydir. Yemekte de deneyin aynısını. 3 sene sonra başınıza neler gelir görürsünüz. Ağzınıza yarayan her şeyi fazla fazla yiyin. Ondan sonra görelim bakalım. Doktorlardan başınızı alamıyorsunuz. Bu da aynı hikaye yani. Çok farklı değil. Peki hocam, şunu sorayım. Ben oyun oynarken mesela çok mutlu oluyorum ve eminim benim gibi binlerce, milyonlarca genç var. Ve ben bunu böyle yaşlılığıma kadar, ölene kadar devam ettirmek istiyorum bu alışkanlığımı. Ama bu sürdürülebilir bir şey mi? Uzun vadede mutlu olmaya devam edebilir miyim bununla? Sence? Bence edebilirim gibi geliyor. İstersen bir dene ya da en azından böyle denemiş olanlar varsa onlara bir danışmanı öneririm. Şimdi nokta 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 bir boşluk bırakalım cümlenin başında. Diyelim ki bana bütün dertlerimi unutturuyor, dünyayla daha kolay baş etmemi sağlıyor. işte hiçbir sıkıntım kalmıyor, şu oluyor, bu oluyor böyle bir sürü avantaj sayalım. Şimdi bu nokta nokta'nın yerine senin biraz önce oyunla ilgili kurduğun cümleleri sadece biraz uzattım. Bunun yerine neler koyabileceğimizi bir düşün. Uyuşturucum, alkol inancım, futbol taraftarlığım, şuyum, buyum hepsini koyabilirsin değil mi bunu oraya? Şimdi bu cümleyi bunlarla başlattığın zaman anlam bozulmuyorsa eğer o yaptığın şey uyuşturucudur. İsterse de dini inanç olsun hiç fark etmez. Eğer bir şey sana bir insan olarak derdini, hedefini, amacını, dünya gailesini, acıtıcıları, sıkıntı vericileri unutturuyorsa ve bir şey bunu hızlı yapıyorsa Genel bir kıstastır zaten. Ağrını, sıkıntını, acını bir şey hızlı unutturuyorsa bağımlılık yapar, bitti. Seni kendine bağlama potansiyeli olan ve senin bireysel varlığını engelleyen bir tıkayıcıya dönüşür. Ana kıstas budur. Dolayısıyla burada amaç anestezik bir şekilde acısız ağrısız yaşamak değil. Biz bu dünyaya sadece iyi hissetmek için gelmedik. Ne yaşanacaksa hepsini köküne kadar hissetmek için geldik. Acısı, ağrısı, sıkıntısı neşesi, sevinci, süruru dahil olmak üzere. Dolayısıyla mesela oyun oynarken bizim yaptığımız, ben de burada oyun oynamaya bayılıyorum. Cep telefonunda baloncuk patlatmaktan, işte o geleni vur tarzı oyunlara kadar hepsini çok severim. Fakat oradaki deneyime dikkat et. Senin için çizilmiş bir senaryoda sınırları belli bir yapılanma içerisinde sana bir oynama imkanı sunuluyor. Gerçek hayatın zenginliğinin yanında çok küçük bir simülasyon. Ara, arada bir oyna sıkıntı yok ama bağımlılık haline dönüşmeye başladığında anla ki o eğlence senin gerçek hayat sorumluluklarından uzaklaşman için bir kaçış noktan olmuş. Orası tehlikeli. Yoksa bence oyunun hiçbir zararı yok yani. Gayet oynanabilir. Anladım. Ama ilan mutlu etmez. Ya yani bağımlılık olması negatif tarafı diyorsunuz. Bağımlılık olursa Tabii ki. Olur. İşte ama bağımlılık olması ne getiriyor sonuçta? Gerçek hayatta fazılın fazlalık yapabilmesinin önüne geçiyor yani. Kim bilir sen burada neler yapacaksın? Ben de bilmiyorum. Sen bilirsin onu. Sayın Dilek Sabancı, insanın 50 milyon doları bir evi ve bir arabası olursa rahat rahat yaşar demiş. Bence hiç fena bir formül değil gibi. Ben mutlu oldum şahsen. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Benim hiç 50 milyon dolarım ve o bahsedilen şeylerim olmadı. Ee, pek olacak gibi de gözükmüyor. Yani çünkü öyle bir tandansım yok. Yani böyle para biriktirmeyi sevmiyorum. Fakat o kadar parası olan insanlarla sıklıkla görüşüyorum. Danışmanlık falan veriyorum. Öyle değil. Mesela o insanların benim gibi bazı uzmanların önerilerine ihtiyaçları oluyor ve öneri istedikleri konular yani çoğu zaman Allah Allah diyorum insanlarda ne dertler var yani. Şimdi güzel bir yatağa istediğin parayı alırsın ama gece uykusunu alamazsın diye bir laf var ya. Yani belli bir miktar birikim yapabilmenin bedelleri vardır. Ve bu bedeller çoğu zaman insanın hayatında başka mutsuzluk kaynakları olarak da ortaya çıkabilir. Her zaman değil. Babadan almış olabilirsin, servet kalmış olabilir sana. Bilmem kaç milyon doların arkandadır gayet güzel ama o imkanlarla ne yapacağını bilmiyorsan eğer, hayatın zenginliği konusunda bilgi sahibi değilsen kısa, kısa sürede kendini, bütün varlığını o parayı korumaya adamış bir şekilde bulabilirsin ve bu hiç hoş bir yaşam tarzı değil. Ve i̇nsanı varlığın kendisine köle etmesi gibi bir dram çok insanda gördüğüm bir handikap maalesef. Para değil, eğer bir insan en fukara haliyle bile mutlu olmanın yolunu biliyorsa 50 milyon dolar hiç fena fikir değil. Bütün dünyayı mutlu eder. Ama dediğim gibi Danimarka'ya gidince ne kadar mutlu oluyorsan 50 milyonla da o kadar mutlu olursun. Yani ben bir arkadaşımla oturup hesaplamıştım hocam. Hani kaç para lan işte bizim hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak, mutlu edecek, yaşam kaç para tutuyor diye. İşte bir ev, bir araba, bankada bir birikim, acil durum fonu. İşte dünyayı gezmek istiyorum mesela. Onun için ayrı bir bütçe ki hesaplamıştım zaten öyle bir planım var. Hep bir top böyle çok fazla bir para çıkmamıştı o zaman. İşte 3-4 milyon lira gibi bir şey çıkmıştı. Güzel. Şu anın parasıyla o herhalde 15-20 milyon olmuştur. Yani aslında gerçekten para mutluluğu getirir mi sorusu çok önemli bir soru ya. Basic income dediğimiz o temel gelir var ya orası belirleyici. Maslow piramidinin altını geçmeden zaten mutluluk falan onu öyle bir şey. Evet ya belli o ya düşündüğümüz, düşündüğümüz ayda, şey çok yüksek değil aslında. Yok ayda 5-10 bin dolarlık bir şey o. Ayda 5-10 bin doların üstü mutluluk getirmiyor. Şu andaki bu kurla kaç paraya tekabül eder yeni çalışmaları bilmiyorum ama e, eski şeyle bir 10 bin küsur dolardı. 10 bin küsur doların üstünde herhangi bir mutluluk artışı yok. Buradan para mutluluk getirmeyi de böyle cevaplamış oluyor. Yani oldum. işte a şeyi asgari gelirin yani yaşamını insanca, bu arada karnını doyurmak insanca yaşam demek değildir. Hayvanın yaşamıdır bu. İnsanca yaşam, istediğin kadar tiyatroya, sinemaya gidebilmek, sanat tüketebilmek ve eşinle, dostunla birlikte olabilmektir. Yani insanca yaşam bileşenlerinin arasında bu var. Dolayısıyla bunu sağlayacak bir gelire ihtiyacımız var. Ama onun üstü, bunu sağlayacak. Mesela dedin ya, dünya gezeceğiz falan işte 3-5 milyon lazım. Peki diyelim ki gideceğin yerler arasında Budapest'te var. Budapest'te de bir motelde kalırsan gerçekten karşılarsın ama e bir sonraki gidişinde de ya bilmem ne 6 yıllık otelinde niye kalmıyorum kardeşim dediğin zaman ne olacak? Yani bu iş gittikçe ihtiyaç baremi değişir ve senin bankada şu anda atıyorum 40 milyon doların olsa 40 milyonluk ekstra ihtiyacın çıkacak ve o parayı büyütmek zorunda kalacaksın. Doğru, sonu yok. Büyük başın derdi büyük olur. Benim bir arkadaşım çok şikayetçi, yat çok yakıyor diyor mesela. <laughs> Benim hiç böyle alemde böyle bir şey yok yani. Peki hocam, Mutluluk peşinde koşmak, mutluluğu aramak hayatımıza anlam katabilir mi? Hayatın anlamını burada mı aramalıyız? Tam tersine biraz önce söylediklerim doğruysa eğer yanılmıyorsam mutluluk peşinde koşmak hayatı berbat eden bir şeydir. Hayatı hayat gibi yaşadığımız zaman mutluluk kolumuza girer, bizimle beraber gelir. O yüzden şöyle bir silkinelim, ne yapıyorum aga ben diye bir soralım. Ve bugün şimdi şu anda neyi daha iyi yapabiliyorsak hemen onu yapalım. Yani selam vereceğimiz biri varsa selam verelim, yardım edeceğimiz biri varsa yardım edelim. Susmamız gerekiyorsa susalım, konuşmamız gerekiyorsa konuşalım. Dolayısıyla mutluluk gelecek. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sinan Canan'la hayatın anlamını kendimizce aradığımız seriye devam ediyoruz. Bir sonraki videolar için lütfen abone olun. Yorumları da boş bırakmayın. Sakın ha. Görüşmek üzere.